Gözlerimin içine bak. Peki ilk sorumuz. Aldığın en kötü doğum günü hediyesi neydi? Sanırım 15 yaşındaydım ve böyle saçma sapan bir hediye yani. Cüzdan. Hani ama böyle cüzdanın içinde de birçok böyle kredi kartını koyabilecek birçok şey var. Bu arada öğrenciyim ve param da yok. Hani kredi kartlarım da yok. O cüzdanı ne yapayım diye böyle bana bilmiyorum kötülük müydü neydi anlamadım ama bir böyle... Bir saniye Fırat ben bir... ben bu sandalyeye bir alışayım seni dinleyeceğim. Hep böyle geriye kalkılıyor bu. Peki. Anladın mı ne demek istediğimi? Aynı, hani anladım. Saçma bir hediyeydi. Anladım. O cüzdanı aldım 5 sene sonra kullandım. Çünkü çalışmaya başladım ve para anladım. Kazanmaya anladım. Başladım. Yani bizde çok anlamsız bir hediyeydi aynen, yani. Tamam. Ama biz cüzdanı mesela hediye olarak beğeniriz şey gibi. Önce cüzdan gelsin de sonra parası gelsin. Sonra... öyle bir şey olduğu için. Benim için öyle oldu. Aynen. Önce cüzdan sonra para. Benim aldığım en kötü hediye... poşet dosyada bir saman kağıttı. Ah! Oh. Arkadaşlar yani Allah düşmanımın başına vermesin. Hediye bekleyen biri değilimdir normalde birçoğumuz gibi. Ama yani hediye alınıyorsa da doğru düzgün bir şey al bari yani. Benimle tanıştığı zaman çizdiği kağıtmış o. Oo, oh, enteresan. Galiba pek de kendinde değildi. Ha. Çünkü böyle karalanmış çizgiler var yani. Onu poşet bir dosyaya koyup bana getirmişti abi. Kıyamam. Kıydık biz. Kıyılması gerekiyordu çünkü bir noktada. Abi poşet de buruşuktu bak böyle çerçeveletse falan diyeceğim ki bir şey. Neyse Allah'ından bulsun. Kendi horlamana uyandığın oldu mu? Ben horlamam ki. Ya ben, yok öyle bir şey. Gerçekten nasıl horlamazsın ya? Yok yok öyle bir şey yok. Gerçekten, gerçekten söylüyorum 6 senelik bir ilişkim vardı. Muhtemelen 6 sene içinde 2 kere horlamışımdır yani. Ve ilişki o yüzden bitti. O yüzden tabii. Çünkü başlamadan önce öyle bir anlaşma bu. Yapmıştık. Aynen. Hayır gerçekten öyle değil. Horlamıyorum. Ne güzel ya. Horla, ben de horlamıyorum diyen var mı aranızda? Horlayanlar elini kaldırabilir mi? Yani arkadaşlar biz horluyoruz memleket olarak. Evet. Yani gece İstanbul'da bir uğultu var ya trafik değil. O horlama. Biziz. Sesi. Evet. Sevgilinin günlüğünü bulsan okur musun? Dibine kadar yani. Değil mi? Herhalde canım yani. Herhalde okursun. Kesinlikle. Araştırır mısın bulmak için? Çabalar mısın bulmaya? Bir de şey var böyle bir garip bir şekilde. Böyle telefona falan bakıp arada bir neler falan hani o... private alanına falan girmeyi seviyorum. En sevdiğin küfür ne? Yok öyle şey yok. Ben en sevdiğim şey şapşal. Ha, Şapşal mısın oğlum sen falan derim. Ha, şapşal anladım. Ha, işte. O şeydi. Sami. Ya bu yalnız bu küfrü herkes benim gözümün içine bakarak ediyor. buna dikkatinizi çekmek isterim. İlk çıktığında dalga geçtiğin ama sonradan bağımlısı olduğun bir şarkı var mı? Sanırım şey, Ezel. Ezel'in Felaket diye bir şarkısı vardı. Evet. Vardı, herkes biliyor zaten. Evet, evet. Ezberledim. Şimdi tabii ki fanıyım ve... Ama şöyle kız kardeşim bir kere beni şöyle dedi hani... Abi dedi bak böyle bir şarkı çıkmış, dinle bir dedi. Ben de o dönem bayağı çok autotune mevzusu vardı. Herkes böyle bir sesini değiştirip falan söylemeye başlıyordu falan. Bir gına gelmişti açıkçası. Ben de dedim ki ya üf falan bu autotune artık sıkıldım dedim. Evet. Sonra aylar sonra bu şarkıyı kendi başıma arabada dinledim ve bayıldım. Ve inanılmaz ve ondan sonra hatırladım. Danko, aa evet ya kız kardeşim dinletmişti bu şarkıyı bana dedim. Evet. Sonra tabii ki müptelası oldum yani Ezel'in. Buradan Ezel'e selam olsun. Sevgiler bro I love you. En çok izlediği programın bu olduğunu en sevdiğim umut ediyoruz. Naber Ezel, nabiyon. Evet. DM'den yok artık dediğin birinin sana karşı yürüdüğü oldu mu? Oldu. Oldu ama. Ha. Oldu ama. Kim söylemeyeceksin adını? Adını söylemeyeceksin. Ha. Evet. Adını tabii ki oldu. Oldu. Oldu böyle hani wow. O kadar. Evet.
Vallahi oldu. Peki gerçekten o zaman şunu oldu. Sorayım. Wow demenin nedeni ne? Yani bek yani hayır, çok şöyle, yüksek standart. Aşırı beğendiğim biriydi. Ha. Ve yazarken bir şey oldum böyle yani. Aşırı mutlu oldum yani. Aa, ve heyecandan iki gün sonra hello falan. Anladım. Sonra hello derken hani selam. Aynen. Anladık biz onu. Ya buralı yani. Buralı aynen. Ya aynı. Sonra ne oldu peki? Bir şey oldu mu? Sonra devam geldi tabii. Aynen. Devamı o kadar da gelmemiş. Yalnızsın ya Fırat. Hayır bir süre geldi ama yani. Bir süre yaşadık yani. Aynen anladım. Ben bir şey yaşıyorsam yaşıyorum yani. Aynen. Çok iyi yapıyorsun. Sana helal olsun. Onu bana unutturmayın. Kuliste soracağım. Ya da söyle lan. Şaka şaka söyleme sakın. Sakın. Biliyorsun olur. Ben. Ha? Ha. Hayır arkadaşlar. Hayır. Bir söyleyeceğim. Şuraya yazsana. Şuraya yaz. Ben yaz söylenip söylenemeyeceğini ben söyleyeceğim sana. Ya ki zaten keseceğiz tamam oğlum burayı. Tamam abi. Okay. Yazayım mı? Evet yaz. Oğlum bunu kimse görmüyor. Abi bu nasıl bir coşku arkadaşlar ya? Ha. Okey. Nasıl ya? Abi nasıl ya? Bunu bana yapamazsın yani. Arkadaşlar. Bence yalan söylüyorsun İbo. Aynen. Bu ben falan yok abi. Yok. Evet. O kadar değil yani. Aynen. Bence sen... baya wow falan. Aha, öyle yap da merak etmeye devam etsin. Ben size sonra söyleyeceğim. Yok hiç hayır. Hiç merak etmeyin. Allah aşkına onu söyleme. Onu uğurladıktan sonra söyleyeceğim. Çünkü... Zaten aramızda kalıyor abi de sen şimdi güvenmedin. Ya şey kimsenin yapmışsın. Özel hayatı ve şeyi aynen, inanılmaz. Aynen özel hayat aynen. Peki. En yakın arkadaşının düşmanı senin de düşmanın mıdır? Hayır ya o ne ya? Bayağı ilkel bir durum ya. Öyle mi diyorsun? Evet ya? Bence de. Ya yani bir şey söyleyeceğim. Biriyle atıyorum. Ya arkadaşın kavgalıysa sen kavgalı olmak zorunda değilsin ya. Ya evet evet ama en yakın arkadaşın. O ne ya? Artık benim arkadaşımın arkadaşları hepsi düşman. Öyle bir şey olabilir mi ya? Şimdiye kadar aldığın en garip iltifat ne? Sanırım şeydeydi, 10 ay önce Saklı dizisini çekerken bir kadın, yaşlı teyze bana baktı dedi. Aa dedi ne kadar yakışıklıymışsın dedi dizide. Belli ki sana çok makyaj yapılıyor. Çok çirkin adamsın dedi. Bu iltifat buysa mesela eleştiri ne aldın? Abi hakikaten beni orada killer yani öldürdü yani. Aa berbatmış. Böyle şey dedi, aa çok daha yakışıklıymışsın televizyonda dedi yani. Bayağı seni boyuyorlarmış belli ki. Aa. Evet. Evet, gerçekten garipmiş. Hanımlar beyler sizce yeterince dürüst müydü? Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.